Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın, bugün harika bir pancar yaprağı salatası tarifi vereceğim. Tarife geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, tarifi beğenirseniz lütfen likeleyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunun yanı sıra sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da lütfen yorumlara yazın. Zaten her yorumu okuyorum. Cevap verilmesi gereken her yoruma da muhakkak cevap veriyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi malzemelerimizi ufak ufak tanıyarak tarife geçelim. Tabii ki burada pancar yapraklarım var. Dostlar şunu söyleyeceğim. Hani pazarlarda veyahut da alışveriş yaptığınız manavda pancarların sadece size kök kısmını veriyorlarsa yapraklarını da isteyin. Yapraklarıyla beraber alın. Yapraklarından da çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz. Mesela ben şimdi size bir salata tarifi vereceğim. Evet, yapraklarım var. Pancar yapraklarım. Birazcık sarımsak, limon, yoğurt, haşlanmış yeşil mercimek, haşlanmış buğday, tuz, karabiber, zeytinyağı ve güzel bir doğal üzüm sütkem var burada. Şimdi burada malzemelerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Mesela buğdayı nereden bulacağım veya yarma nereden bulacağım? Bulamayabilirsiniz. Onun yerine nohut kullanabilirsiniz. Veya tercihiniz hani yeşil mercimek değildi. Bunun yanında işte nohutla veyahut da haşlanmış fasulyeyle de, haşlanmış kuru fasulyeyle de bu tarifi çok güzel yapabilirsiniz. Bunları da maddiyetinize göre kendiniz şekillendirebilirsiniz. Şimdi başlayalım tarife. Evet dostlar, işe yapraklarımla başlıyorum. Bunları bir gelişi güzel doğrayacağım. Evet, yapraklarımı çok fazla küçültmeden gelişi güzel doğruyorum. Doğradığım yapraklarımı transfer ediyorum. Dostlar buharda pişirme yapacağım. Onun için buhar aparatlı tenceremin içine biraz su ekliyorum. Yapraklarımı tencereye aktarıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir süre buharda pişmesini bekleyeceğim. O buharda pişerken ben de sosunu hazırlayayım. Birkaç diş sarımsağımızı kabuklarından bir ayıralım. Ardından rendeleyelim. Sarımsağımı sosumu hazırlayacağım. Kavanozun içine rendeliyorum. Kalanları da sıyırdık mı işlem tamamdır. Sosa birazcık da limon kabuğu. Beyazına girmeden şu şekilde göstereyim. Limonun suyunu da iyice sıkıyorum. Suyunu da kavanozuma aktardım. Biraz üzüm sirkesi. Tuz. Karabiber. Ve tabii ki zeytinyağı arkadaşlar. Ve kavanozun ağzını kapatıp çalkaladık mı inanılmaz bir homojenizelik olacak ortaya. Gördüğünüz gibi çok güzel karıştı. Bir bıçak yardımıyla cevizlerimi biraz küçültüyorum. Çok da öyle küçültmeyeceğim. Kıtırlıkların dışına gelmesini istiyorum çünkü. Bir kontrol edelim. Evet, bayağı olmuş sayılır. Artık aslında altını kapatıp soğumasını bekleyebilirim. Dostlar sıra geldi salatamızı malzemelerle birleştirmeyi. Mercimeği ekliyorum. Buğdayı da, evet, mercimek, buğday, pancarlar ve sos. Sosun hepsini aktardım. Tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Sonra da servis edeceğim. Önce servis tabağımın tabanına yoğurdumu bir yayıyorum arkadaşlar. Üzerine salatamı bırakıyorum. Ve son dokunuş cevizler. Evet dostlar, bir içeriğin bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bunlar tabii ki bu kanalı büyütmem için çok önemli. Bu destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi müsaadenizle ben bir tadım yapacağım. Bir tadına bakalım değil mi?
Evet, müsaadenizle bir tadına bakıyorum. Salata demeye bin şahitçisar. Dostlar deneyin. Kesinlikle eminim bu tarif için bana teşekkür edeceksiniz. Nefis, harika. Dostlar bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın. Çünkü videoyu sonlandırıp ben salatayı gömeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.